Geçim çok zor, altın takmak imkansız. Takacak durumum yok şu an. Hani önümüzde de düğünümüz var. Ne takacağım diye düşünüyorum ben. Yani düşünceler içerisindeyim. Biz artık zarfın içine para koyup o şekilde vereceğiz yani. Bu altın takmayacağız, ancak para takacağız. Yeni çiftlerin beklediği tarih geldi. Düğün sezonu açıldı. Bakalım Kayseri halkı yıllardır bir gelenek haline gelen altın takma adetini yerine getirebilecek mi? Vallahi mecburiyetten takacağız. Borçlarımız var çünkü malum. Gönül ister ki çeyreğin çeyreğini takalım. Ama bu sene takacağız yani. Mecburiyetten takacaksın. Aynen öyle, mecburiyetten takacağız. Çünkü geçmişten gelen borçlarımız var. Onları kapatacağız. Malum çocuklarımız da büyüyor. Kayseri'de adettir ileriye dönük altın takılır. O altınlarımızı takacağız yani, öyle diyelim. Takacağız da yalnız acı zor oluyor bizim için. Evet. Şimdi altın almaya gidiyorsunuz. Altın almaya gidiyorum. Evet. Altın fiyatları ne durumda, bilginiz var mı? Altın fiyatları şu anda çok yüksek. Şimdi aslında azıcık düğün zamanları geldiği zaman yükseliyor. Tabii insanlar, esnaflar azıcık zor durumda. Biz de şu anda altın almaya gidiyoruz. Fiyatlar da yüksel. Alıp İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da düğünümüz. Acı tabii ki masraf çok, şey çok, altınlar da yüksek. Acı düşse çok iyi olur. Vallahi bence bu durumda zor. Çünkü bir altın olmuş, bir çeyrek altın olmuş 800-850 de var. Bence takamazdık ya. Vallahi başka yapacak bir şey yok. Gram altın takabilir misiniz? Bence hiç altın takamam. TL. Sahte altın çıkmış, belki ondan takarım. TL olur. 200'den 400. Başka bir şey diyeceğim, başka bir şey yok ya. Takacağız inşallah. Mecbur takılacak. Altın fiyatları şu an ne durumda? Bilginiz var mı? Biliyorum. 800 küsür. 800 küsür. Takacağız inşallah. Takmamız gereken yerlere takılacak. Mecbur yani. Borcumuz olan yere mecbur takılacak yani. Takmak zorundasın. Peki altın fiyatları nasıl buluyorsunuz? Altın fiyatları şu anda yani piyasa şartlarına göre aynı. Normal. Piyasa şartları yani. Zor. Yani altın fiyatlarından sonra yani en yakınlarına belki. Öyle. Altın fiyatları çok yüksek ve siz düğünlerde artık altın takamayacak. Aynen öyle. En yakınlarımıza, kardeşlerimize birer tane çeyrek anca. Eskiden takıyorduk, yarım takıyorduk, tüm takıyorduk. Ama artık yakınlarımıza o da zor, imkansız. Öyle. Takamayacağız. Takamayacağız çünkü enflasyon yüksek, altın fiyatları çok yüksek. Normal vatandaşın sanmıyorum bu sene altın takabileceğini. Bu sene düğünlerde altın takamıyoruz. Takamayacağız. Takamayacağız. Yani evet, altın fiyatları yüksek. Yani takmakta insanlar zorlanabilir. Ama yakın olunca mecbur takılacak tabii ki. Sizin düğününüz var ama altın fiyatları oldukça yüksek. Bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Beklentimizi düşürüyoruz tabii ki. Altın fiyatlarının pahalılığından dolayı. Böyle. Hiç zannetmiyorum. O kadar pahalı ki, hatta arkadaşımın kına provası var. Oraya gideceğim ama düğünde takacağımı düşünmüyorum yani. Çok pahalı çünkü. Yani kesinlikle hiçbir şekilde yetmiyor. Pandemi sürecinde iş yok, çalışamıyoruz, gelirimiz yok. O yüzden de zor yani. Geçim çok zor, altın takmak imkansız. Yok, takamayacağız. Yani çok pahalı olduğu için, ekonomik durumlardan dolayı pandemi herkes etkiledi. Ondan sonra beni de etkiledi. Bundan dolayı yani. Takacağımızı zannetmiyoruz. Artık zarfın içine para koyup o şekilde vereceğiz yani. Takacak durumum yok şu an. Hani önümüzde de düğünümüz var. Ne takacağım diye düşünüyorum ben. Yani düşünceler içerisindeyim. Ama ileriki zamanda ne gösterir bilmiyorum. Şu an çeyrek altın zaten 800 liranın üzerinde. Gram altın, yani en fazla gram altın yani. Geçen senelere bakarak alabileceğimiz çeyreğin yerini dolduran gram altın oldu. Yani görünüş o. Nasıl takalım, altınlar çok pahalandı biliyorsun. Pandemiden şeyden dolayı bütünce enflasyon fırladı. Altın takmam veya çok zamlı şey olduğu, altın takmayacağız, ancak para takacağız. Yani bu sene düğünlerde para takılacak. Para takılacak, başka şey olmaz. Çünkü gramı 500 kaç lira? Yani bunu normalde gramı düşük olsa takabiliriz.